İflas eden iş yerinden 8 bin lirasını almak isterken akıl almaz bir planla dolandırıldı. Müdürü 2 dakika alabilir miyim dediği telefonundan kredi başvurusunda bulundu. 63 bin lirayı kaşla göz arasında kendi hesabına aktardı. Genç kadın başına geleni ancak saatler sonra anlayabildi. Mağaza bu müdürümdü. Güvenimi sağladı, inandım. Kendisine kredi çekip kendi IBAN'ına atıyor. Eski müdürüne güvendi. 8 bin lirasını kurtarmak isterken 63 bin lira dolandırıldı. Bu benim için daha yıkım oldu. İki kere yıkıldım. İnsan olan yapmaz. Daha kime inanalım? Ben zaten asgari ücretle çalışan bir insanım. Ben bu kredileri nasıl ödeyeceğim? Öznur Varıcı bir zincir markette kasiyer olarak çalışıyordu. İki sene önce şirket battı. Tüm şubeler kapandı. Öznur Varıcı'nın da İçeride 8 bin lira alacağı kaldı. Geçtiğimiz hafta telefonu çaldı. İddiaya göre arayan eski müdürüydü. Şirketin kendisine yetki verdiğini söyledi. Ayın 11'inde buluşma günü verdi. Saat 10'da. Şirkette kalan parasının yanında işsizlik maaşı da çıkartırım vaadinde bulundu. Buluşma ayarladı ama niyeti başkaydı. Kızımın elinden telefonu aldı. Ben hallederim iki dakikada dedi. İddiaya göre o adam telefonu aldıktan sonra mobil bankacılık üzerinden 100 bin liralık kredi başvurusu yaptı. Kısa süre içerisinde o kredi onaylandı. 63 bin lirasını kendi hesabına aktardı. İşlemlerini hallettim dedi. Telefonu Öznur Varıcı'ya teslim etti. Mobi bankacılığımı o esnada da siliyor. Öznur Varıcı olanı biteni akşam evde fark etti. Gözlerime inanamadım yani. Krize girdim. Eski müdüründen şikayetçi oldu. Bunu ödeyecek zaten durumum yok ve yani gerçekten çok zarar uğrat. İki yakası bir araya gelmesin. Bu para fazla fazla ondan çıksın. Bu kişinin bulunmasını istiyorum.